AK Parti'nin geleceği ve kongre sürecine geçiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kongre süreci hakkında vitrin yeniliği değil, kapsamlı değişimin ana zemini olacak demişti. Sakarya teşkilatları bu değişimden nasıl etkilenecek? Kongre takvimi hakkında netleşen bilgiler var mı? Şöyle, evet var, kongre takvimimiz Eylül ayı itibariyle başlatıyoruz. Tabii Eylül derken bu Eylül'de ilçeler kongrelerine başlayacak anlaşılmasın. Eylül itibariyle kongre takvimi başlıyor. Delege seçimleri, akabinde beldeler, tüm Türkiye'de bu takvim işleyeceği için beldeler, ilçeler ve il kongreleri, büyükşehir kongreleri diye devam edecek. Eylül'de delege seçimlerinden sonra büyük bir ihtimal ondan sonraki günlerde veya Ekim, Kasım aylar içinde biz bir takvim belirleyeceğiz ve ilçe kongrelerimize başlayacağız. Bu anlamda ki çalışmamızda ilçelerin performansına göre önümüzdeki süreçte kongre sürecinde hep birlikte müşahede etmiş olacağız. Bunu hep birlikte tüm siyasi unsurlarımızla birlikte oturup konuşuyoruz ve çok daha güzel bir yapıyı, çalışmayı ortaya koyacağız inşallah. Akabinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir büyükşehir illeri içinde olduğumuz için Cumhurbaşkanımız kongrelerimize katılacak inşallah. Onun takvimine göre de büyük bir ihtimal 2025 yılı içerisinde başında ilk çeyreğinde ilk kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongreler tabii bizde makamlar, mevkiler gelip geçer. Ama baki olan o makama oturan kişilerin o makama verdikleri destek, güç, Hizmet. hizmettir. Bizde kendimizle alakalı da belki sorularınızın içinde de olabilir. Daha çok gündemde konuşulduğu için söylüyorum. Ben 27 Aralık 2018'den beri il başkanlığı görevinde bulunuyorum. Bundan sonraki süreçle alakalı genel merkezimize bağlıyız. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük şehirlerle ilgili, illerle ilgili kararını önümüzdeki süreçte verecektir. Biz görevden bu anlamda bizimle alakalı devam konusu olduğunda, Cumhurbaşkanımız bir görev verdiğinde bu görevi layıkıyla yapmak adına çalışmalarımızı devam ettiririz. Tüm ilçe başkanlarımızla, tüm teşkilatlarımızla birlikte. Süreç tabii daha konuşuldu takvim ama sonuçta MKYK karar alacak ve MKYK'nın kararına istinaden kongre sürecimiz başlamış olacak. Ama görünen şablonumuz bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Kongre süreci ve değişimle ilgili Sakarya İl Başkanlığı'nın nasıl bir rol oynayacağına dair düşünceleriniz nelerdir? Bunu da aslında bir önceki sorumda ucundan cevaplamıştım ama tekrar devam edeyim. İl Başkanlığımızın kongre süreci, biz de biliyorsunuz genel merkezimiz kongrelerle alakalı karar aldıklarında, isimleri belirlediklerinde o kongre süreçlerini çok geniş bir yelpazede değerlendirir ve o alanda kongrelerini o kişilerle devam ederler. Bu süreç Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın kararıyla devam edecek ve illerimizdeki bu süreçleri böyle devam ettireceğiz inşallah. Tamam.